Toroslar TV Haber Merkezi tarafından hazırlanıp sunulan haber bültenine hoş geldiniz. Bugün 24 Şubat 2020 Pazartesi. Toroslar'da haftanın öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, Romanya, İtalya ve Yunanistan'dan gelen eğitimci heyeti ağırladı. Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı İlkokulu'nun hazırladığı Minik Kalplerin Süper Kahramanları, Göçmenlerin Eğitiminde Yenilikçi Öğretmen Yaklaşımları konulu Erasmus Projesi kapsamında Mersin'e gelen eğitimciler, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz'ın konuğu oldu. Okul Müdürü İsa Bilgili ve Proje Koordinatörü Ömer Barış Eroğlu'nun da bulunduğu ziyarette, Başkan Yılmaz konuklarıyla yakından ilgilenerek hayata geçirdikleri eğitim çalışmaları ve Avrupa Birliği projeleri hakkında da bilgiler verdi. Barut ailesi evinde mahsur kaldı, imdadına Toroslar Belediyesi yetişti. Toroslar Belediyesi, Değirmendere mahallesinde aşırı yağış nedeniyle yıkılan dere yatağı üzerindeki eski köprünün yerine yeni bir köprü monte etti. Geçtiğimiz hafta mahalleyi ziyaret ederek incelemelerde bulunan ve mahalle sakinleriyle görüşen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, yıkılan köprü nedeniyle dere yatağının diğer tarafında mahsur kalan ailenin yardımına koştu. Köprünün bir an önce yapılması için gerekli talimatları veren Başkan Yılmaz, ailenin evine ulaşmasını sağlayan yeni köprüyü vatandaşın hizmetine sundu. Doğal afetten dolayı bu karşıdaki olan komşularımız, o zamandan beri burada mağdurlardı. Toroslar Belediye Başkanı Afşin Bey, ekipleri, Sayın Kaymakam, Sayın Jandarma Komutanım komple geldiler. Bu kişiler orada mağdur olduklarını gördüler. Sayın Belediye Başkanım da geldi. Bunlara en kısa zamanda bir üst geçit yapalım diye söylediler. O günden bu güne kadar bu vatandaşlar karşı mahalledeydi. Ama şimdi ne mutlu ki köprümüz yapıldı. Köy hududuna adımını attılar. 13 gündür bizim Toroslar Belediye Başkanı'nın ekibi doğal afetten dolayı köyümüzlerle ekiplerine beraber çalışıyor. Devamlı köyümüzü gelip ziyaret ediyorlar. Sayın Belediye Başkanım bu kadar işinin yoğunluğundan dolayı yine geldi, köyümüzü yine ziyaret etti. Ne mutlu ki bize şu köprü yapıldı. Vatandaşımız varlığa kavuştu. Kırsal kesimdeki bir çobanın ocağının dumanı tütüyorsa o kişiye de hizmet ediyor. Değirmendere köyü muhtarı olarak köylümün adına ayrı ayrı teşekkür ederim. Toroslar Belediyesi şehitler için mevlid okuttu. Şehit polis özel harekat memuru Veysi Kakı'nın seneyi devriyesi ve şehit piyade onbaşı Halil Karakoç'un şehadetinin 40. günü dolayısıyla mevlidi şerif okuttu. 2016 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen özel harekat polisi Veysi Kakı'nın seneyi devriyesi dolayısıyla düzenlenen mevlid programı Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit düşen piyade onbaşı Halil Karakoç'un 40. günü mevlidi ise şehidin baba ocağında yapıldı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, vatan savunmasında canlarını seve seve veren aziz şehitleri asla unutmayacaklarını söyledi. Değerli izleyenler, belediye başkanları Toroslar'da bir araya geldi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdağ'ı makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz, kenti yöneten insanlar olarak hepimizin ortak amacı Mersin'in gelişmesi, kalkınması ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz dedi. Toroslar Zabıtası'ndan okul önlerinde güvenlik önlemi. Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde öğrencilerin güvenli bir şekilde giriş ve çıkışlarını sağlayarak yaşanabilecek trafik kazalarına karşı önlem alıyor. Aynı zamanda ilçede bulunan okulların önlerinde ve çevrelerinde satış yapmaya çalışan seyyar satıcılara da göz açtırmayan ekiplerin bu uygulaması sayesinde çocuklar güvenli bir şekilde okullarına girerken aileler de rahat bir nefes alıyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında olası trafik kazalarına karşı can güvenliklerini sağlayabilmek amacıyla böyle bir uygulama gerçekleştirdiklerini belirtti. Toroslar TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdaydık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.